Merhaba arkadaşlar ben Hab Bocak. Döküman yönetim sistemi ilçe işlemleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde yetki devrini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen e, iş akışı şemamızı alıyoruz arkadaşlar. Yetki devri kimlere yapılır arkadaşlar? Yetki devri idarecilere yapılır arkadaşlar. Yani e, öncelikli olarak yetki devrinin ne olduğunu söyleyeyim. E, i̇darecilerden bir tanesi izin aldığında yerine bakan idarecinin o şubeye tanımlanması, işlerin ona aktarılması arkadaşlar. Yani yerine bakma işlemi diyebiliriz. Kaymakam izin aldığı zaman yerine başka bir kaymakam ya da vali yardımcısı bakar, vali yardımcısının tanımlanıp vali yardımcısının e, yazıları imzalaması gerekiyor ya da başka bir kaymakam vekalet ediyorsa o vekaleti yani vekaleti e, ona göre tanımlanıp işlemini yapması gerekiyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü yıllık izni aldı. Şube müdürlerinden birisi vekalete bakacak. Şube müdürü ilçe milli eğitim müdürü vekil olacak ve e, ilçe milli eğitim müdürünün yetkileri şube müdürüne devredilmiş olacak. Artık ilçe milli eğitim müdürü olmuş, olmuş olacak şube müdürü. Aynı şekilde şube müdürlerinden 3 tane şube müdürümüz vardı hatırlayın. 3 şube müdüründen bir tanesi izin aldığında bu şubelere bakın birinci şube müdürü yazalım şuraya. Buna da ikinci şube müdürü yazalım ve üçüncü şube müdürü. Üçüncü şube müdürü izinli değil duruyor. Birinci şube müdürü izinli. Birinci şube müdürünün yerine ikinci şube müdürü bakıyor. İkinci şube müdürü bakıyor. Birinci şube müdürü izin aldığı zaman şu şekliyle düşünebilirsiniz. Yani bu büroların hepsine de ikinci şube müdürü bakacak. Yani bu bürolardan sorumlu da olacak. Ne zamana kadar? Birinci şube müdürünün izni bitene kadar. Şimdi ne yapacağız? Görevlendirme işlemlerinden bu şube müdürünü bu şubelere tanımlayacağız arkadaşlar. Fakat bu şube müdürünü birinci şube müdürünü silmeyeceğiz arkadaşlar. Birinci şube müdürü orada duracak ikinci şube müdürünü bu şubeye tanımlayacağız. Yani görevlendireceğiz. Yani bu şubede iki tane şube müdürü olacak. Ondan sonra bu şube müdürünün yetkilerini bu şube müdürüne aktarmış olacağız. Yani yetki devri yapmış olacağız. Şimdi hemen uygulamalı olarak bakalım arkadaşlar. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Yetki devri idarecilere yapıyor. Şef izin aldı. Gitti. Memur, şimdi şefin yetkisi öbür şefe de yani başka şef olmadığı için ya da başka şef olsa bile devretme olmayacağı için buradan veri hazırlamacı ya da memur yazıyı yazdığı anda şefi aradan çıkarıyor şube müdürüne geçiyor. Yani onay listesinde şube müdürü şey şef olmayacak şube müdürüne geçecek arkadaşlar. Ona göre. Şimdi gelelim yetki devri nasıl yapılır? Y yönetici ekranlarından yetki devrine geçiyoruz arkadaşlar. Yetki devri yapacağım birimi seçiyorum. Tabi bu işlem yanlış oldu arkadaşlar. Niye yanlış oldu? Ben şu an ilçede değilim. Hemen ilçeye geçeyim. Kuşla DS yöneticisi olarak yetki devrine geliyorum. Şey birimi seçiyorum. Personelimi bilgi işleme tanımlamıştım arkadaşlar. Bilgi işlemden bakın. E, burada e, birimi seçtikten sonra zaman sınırı olsun mu yoksa zaman sınır olmadan sınırsız yetki devrimi yapalım. Mutlaka zaman sınırı olacak ama bu tamamen size kalmış. Zaman sınırı derseniz buradan tarih aralığı seçeceksiniz. Zaman sınırı vermezseniz siz ne zaman istiyorsanız yetki devrini o zaman bitireceksiniz. Şimdi zaman sınırlı verdiğimiz zaman avantajımız ne olur? Zaman sınırsız verdiğim zaman ama avantajımız ne olur? Ee, diyelim ki e, şube müdürü 5 gün izin aldı pazartesiden cumaya kadar. Pazartesi sabah biz tanımlamasını yaptık. Yetki devrini yaptık. Cuma günü saat 12 gece 12'den sonra yani yeni güne başladığı andan itibaren yetki devri otomatik olarak iptal olur. Zaman sınırlaması verirsem, başlangıç ve bitişini belirtirsem. Zaman sınırı vermezsem yetki devrini ben kendim ne zaman istiyorsam DS yöneticisi olarak o zaman iptal ederim. Ben şu an yetki sınırı vermiyorum arkadaşlar. Kendim iptal edeceğim. E şimdi yetkileri devredilecek kullanıcıyı seç, yani izin alan şube müdürünü seçiyorum arkadaşlar. Ya da ilçe e, kaymakamı seçiyorum arkadaşlar. Kaymakam yapmışız, kaymakamı seçiyorum. İzin alan bu arkadaş olsun, onun yerine de ben bakacağım. Sağa tıklayıp seç dediğim anda, bakın arkadaşlar, bu arkadaş izin aldı kaymakam olarak vekaleti bana bıraktı ben bakacağım ve buradan kullanıcıya yetki iş akışı yetkilerini devret diyoruz arkadaşlar. Şu anda devrettim bakın. Şu anda ben bu arkadaşa da göndersem kendime de şey, bu arkadaşa gönderdiğim bütün yazılar izinli olduğu için yetkisini bana aktardığım için bütün yazılar bana gelecektir arkadaşlar. Yani gelen yazılar bana gelecektir. Giden yazılarda yine aynı şekilde benim ismimin açılması gerekiyor basit bir yetki devri bu kadar arkadaşlar şimdi yetki devrini iptal edelim ee, hemen yine aynı şekilde sıfırdan başlıyormuş gibi anlatıyorum yetki devri ekranına geliyorum ee, izin alan şube müdürü pardon kaymakamımız 5 gün iznini kullandıktan sonra geri geldi hemen buradan ilçe milli eğitimimizi seçiyoruz Orada bir sistem mantığı olmuş ama çok önemli değil. Kaymakam hiçbir zaman için bir şubeye tanımlanmaz arkadaşlar. Onun önemi yok. Şuradan bilgi işlemi seçelim. Bakın zaten yetki devri otomatik geliyor. Şuradan kaymakamı seçiyorum. Bakın yetki izin alan, yetkisi devredilen Yetki alan kişi kullanıcı yetki devrini geri al diyorum ve böylece yetki devrini vermiş oldum yetki devrini geri almış oldum diyorum arkadaşlar kaymakam da bakın hemen hatırlatma olarak yine söyleyelim kaymakam ilçe milletin ve şube müdürlerinde yetki devri yapılıyor arkadaşlar diğerlerinde yetki devri yapılmıyor arkadaşlar bu dersimizde burada sona erdi arkadaşlar.